Modelimi işlerken özellikle köşe diplerinde kalan küçük radyüsleri işlemek için ayrı bir program göndermem gerekir. Çünkü genelde formun durumuna göre göndermiş olduğum finish takımlar, son işlem takımlar bu radyüslerden büyük olabilir. Şu anda ben 10'luk bir küre takımla finişleme yaptım. Ancak burada 6'lık radyüslerim var. Bunu hızlı simülasyonda şu ana kadar yapmış olduğum işlemleri hızlı bir şekilde çalıştırıp kalan malzemeyi kontrol et dediğimde direkt görebilirim. Şu anda buradaki radyüslerde direkt işlenmemiş paylarım var. Bu tür durumlarda yani kalan malzeme, finişten kalan malzeme işlemek için kullanacağım komut res finishing. Res finish'e girmeden önce takımı seçiyorum. Takım küre takımdan örneğin 5'lik bir takım oluşturalım. Şu ana kadar işlemlerde 1 ve 2 numaralı magazinleri kullanmıştım. Bunu da 3 numarayı seçiyorum. Takım yolu rengini ayarlıyorum. Res finishing komutuna girdim. Burada mill type climb'da iç mill ile tabla aynı yönde hareket eder. Konvansiyonel ters yönde hareket eder. Optimizer'da çift yönde hareket izin verir. Yüzde stopover takım yana kayma miktarı. Ben bunu %20 olarak tutayım. Takım yolunu daha net görebilmek için. Kaspek takım yolu yana kaymanın haricinde talaş yüksekliğine göre ayarlar. Yani buradaki hassasiyetine göre, burada girdiğim değere göre takım yana kaymada kalan talaşları büyüklüğüne göre ekstra takım yolları atar. Overla takım işlenmiş olan, bitmiş olan yerlere de biraz taşarak aradaki bağlantıyı sağlayabilir. Ne kadar taşacağımı veririm. Offset bu işlemden sonra tekrar fin işlemi yapacaksam o işlemi bırakacağım. Offset miktarını veriyorum. Pencil trace seçtiğim zaman takım en son bütün işlem bittikten sonra tam işleme yerini yani buradaki radyüsün merkezinden bir tur daha atarak o şekilde işlemi bitirir. Toleransım işleme toleransı. Burada hassasiyete göre toleransımı değiştirebilirim. Feed rate ilerlemem. Plunge feed dalma ilerlemem. Speed devrim. Bunları yine malzemeye ve takıma göre seçiyorum. Previous tool'da bir önceki finish'te kullandığım takımı tanıtacağım. Böylece o takımın alamadığı yerleri alacak. Takım tipi olarak küre takım, çap olarak 10'luk çap veriyorum. Veya Find'dan direkt kütüphaneden de bu takımı seçebilirim. Dev kısmında clearance emniyet mesafem. Takım bir bölgede işlemi bitirdikten sonra diğer bölgeye geçerken ne kadar yukarı kalkacak? Özellikle arada pabuçlar varsa veya başka parçalar varsa o mesafe yüksekliğe dikkate alarak daha büyük değer vermek gerekir. Level işlemeye başlayacağım derinlik. Şu an sıfırı tam üstte olduğu için ve işleme bölgemin sınırının üzerinde olduğu için direkt sıfırdan başlatabilirim. Depth derinliği. Buraya herhangi bir değer girdiğim zaman level'ların itibaren ki o derinliği sadece eşektir. Daha aşağı inmeyecektir. Veya peak'i seçtiğim takdirde program ineceğim en son derinliği yüzey üzerine nokta olarak seçmemi isteyecektir. Non seçersem de program girebildiği her yere girecektir. Clip to depth özellikle bölgesel işleme yaptığım zaman takım yana kaymalardaki takım yolunu optimize ederek daha düzgün bir takım yolu çıkarmasını sağlıyor. Burada herhangi bir bölgesel işlem olmadığı için çok büyük bir önemi olmayacak. Kontrolde Step Shallow Enable seçtiğim takdirde bunu görsel olarak daha rahat görürüz. Herhangi bir seçim yapmadığım takdirde direkt takım bu şekilde yolu takip edecek. Ancak Step Shallow seçip belli bir açı değeri girdiğim zaman o açıdan itibaren ki yüksekliklerde takım bu şekilde normal işleyeceği yolun dikine bir hareket yapacaktır. Yani 3 boyutlara bakarsak yatay bir hareket yapacaktır. Ben bunu seçmiyorum. Normal direkt formunu takip etsin diyorum. Boundary Control'da takım sınıra göre konum belirlenir. Tool Center'da takım merkezi sınıra kadar. Şu an bu sınırı seçeceğim için bu sınıra kadar tam merkezi sınırın üzerine gelebilir. Tool Inside'da takım bu sınırın içinde kalır. Outside'da dışarı çıkmasına izin verir. Tool Contact'ta takım bu sınıra temas edebileceği yerlere kadar çıkmasına izin verir. Lead yaklaşmalarım. Non seçersem takım direkt normal ilk giriş noktasına girer ve işlemeye başlar. Horizontal yatay, tangent teğet, vertical dikey normal dediği işleme yüzeyine dikey olarak yaklaşma sağlar. Bu dördü için yaklaşmalarda açı, radius yani yay ve belli mesafede yaklaşma değeri verebilirim. Equalitmo aktif olduğu zaman giriş ve çıkış değerlerim aynı değeri kullanır. Aktif hale getirmesem çıkış için farklı değerler girebilirim.
Personal fit de bu yaklaşma esnasında, bu girdiğim mesafeler kadar yaklaşmada normal ilerlemenin yüzde kaçıyla yaklaşacak? Bunu belirliyorum. Nan diyerek direkt giriş yapalım. Link bağlantılar takım bir turu bitirdikten sonra diğer tura geçerkenki hareketi belirler. Burada vermiş olduğum short link distance'tan daha kısa bir mesafe aralık varsa direkt short link'teki hareketlerle bağlar. Uzun varsa long link'teki hareketlerle bağlar. Short link'te stride seçersem düz bağlantı, step seçersem basamak şeklinde bağlantı, smooth dersem yumuşak bağlantı yapar. Long link'te optimal seçersem safe distance'a girmiş olduğum değer kadar yukarı kalkar. G0 yani boşta hızlı hareketle yana kayar ve işlemeye girer. Clearance'da işte kalkma miktarım depth'teki clearance yani emniyet mesafem kadardır. Tamam diyerek komut tamamlıyorum. Makinemi sakladım. Öncelikle işlem yapacağım yüzeyi soruyor. Komple bütün parçayı seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Sınırımı soruyor. Çift tıklayarak sınırı seçiyorum. Sağ tuşta programı çalıştırıyorum. Şu an işlemeyi yapıyor. Öncelikle 10 mm küre takım tanıtmıştım. 10 mm kürenin alamadığı yerleri hesaplıyor ve yeni tanıtmış olduğum takımı direkt bu alamadığı yerlerde sadece bu kısımları dolaştırarak kalan malzemeyi işlemiş oluyor. Özellikle köşelerde küçük radyuslar varsa veya işlemeyeceği kadar küçük radyuslar varsa bu komut 4 dörtlük sonuç verecektir. İşlemeyi bitirdi. Daha yakına bakacak olursam sadece radyus diplerinde verdiğim yana kaymalarda direkt işleme yaptığını görebilirim. Bunu simülasyonuna bakalım. Sağ tuş simulate diyorum. İlerlemeyi biraz arttıralım. Ek takım giriyor. İşlemesini yapıyor. Katı simülasyonu görmek için simulate machine'i katı simülasyon penceresini aktif hale getiriyorum. Makinemi görmek için makine parçalarını gönül yapıyorum. Ve yapmış olduğum işlemleri görmek için de işleme tablosunu açıyorum. Buradaki işleme tablosunda şu ana kadar yapmış olduğum bütün işlemler burada mevcut. Ben sadece res finishing görmek istediğim için direkt bir önceki onu kullanacağım takıma basarak bundan önceki işlemleri hızlı bir şekilde hesaplamasını sağlıyorum. Şu anda hesaplamayı bitirdi ve res finishing için kalan kısmı görebilirim. Şimdi simülasyon hızını düşürerek simülasyonumu çalıştırıyorum. Yine tabla ve spindle hareketlerini birebir görme şansım var. Direkt vermiş olduğum yana kayma miktarınca program işlemeyi yapıyor. Eğer tabloyu görmek istemiyorsam, tablo hareketini görmek istemiyorsam makine kısmını kapatıyorum. Sadece takım hareketini bu şekilde görebilirim. Ve ben komple parçanın bitmiş halini, simülasyon bitmiş halini görmek istiyorsam buradan Rapid Result'ta
direkt hızlı bir şekilde sonuca git diyorum. Hızını arttıralım. Çalıştır dediğimde yapmış olduğum bütün işlemleri hızlı bir şekilde getiriyor ve parçamın bitmiş halini bu şekilde görebilirim.